Merhaba arkadaşlar, Yakın Markaj'a hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay ve Sarp var. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Sarp Tekin Turan'la birlikteyiz. Konumuz son zamanlarda gündemde olan Samuel Kolu. Birkaç gündür transfer gündemini yoğun bir şekilde meşgul ediyor Samuel Kolu. Yağız Sabuncuoğlu da muhabir saatinde Samuel Kolu'yu turuncu bülten olarak vermişti. Sağ olsun Sarp Tekin Turan bizim davetimizi kabul etti. Kendisi Futbol Akademisi Scouting'in bir üyesi ve Avrupa'daki futbolcuları takip ediyor. Samuel Kolu'yu da yakından tanıyor. Öncelikle Sarp, tekrardan teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Yayında olduğundan dolayı çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hoş bulduk. Ben de sizinle olduğum için çok mutluyum. Umarım güzel bir şekilde değerlendirebiliriz Kolu'yu. Umarız. O zaman ben genel olarak her zaman başladığımız gibi işin ehli konseptinde oyuncunun genel profiliyle başlamak istiyorum. Samuel Kolu nasıl bir oyuncudur? Genel profili nedir? Artıları, eksileri nedir? Öncelikle Samuel Kalu'yu tarif etmek gerekirse onu bir pırpır kanat forvet oyuncusu olarak böyle üstün körü bir şekilde tanımlayabilirim. Çok hızlı bir oyuncu. Gerçekten Süper Lig'de belki de rakip tanımayacak derecede hızlı bir oyuncu ki Süper Lig'den iyi bildiğimiz Onyekuru'yla aynı ülkenin vatandaşı, aynı milli takımda oynuyorlar ve ikisi de açıkçası Süper Lig seviyesinin çok üstünde hıza sahip oyuncular. Artılarını eksilerini gelecek olursak aslında biraz oyuncuyu tanımlayarak artılarından gitmek istiyorum ve bunu biraz da Fenerbahçe özelinde değerlendirmek istiyorum. Şöyle sahayı bir futbol sahasını dikey olarak 5'e böldüğümüzde sağ kanat, sol kanat, merkez, sağ iç ve sol iç olarak bir futbol sahasını 5'e böldüğümüzde bu 5 noktadan da hücum etmesi gereken bir takımda Samuel Kalu gibi sağ kanatı, sol kanadı aynı şekilde oyunu genişletebilecek bir oyuncu. Kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'ye bir defa hücumda oyunu genişletebilecek bir isim. Bu da Fenerbahçe'nin zaten geçtiğimiz sezonki eksiğiydi. Hatırlarsak Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Galatasaray deplasmanına Ozan Tufan Tolga Ciğerci kanatlarıyla çıktı. İşte uzun süre Tolga Ciğerci'lerle oynadı. Ferdi Kadıoğlu bence iyi bir forvet arkası ama işte sol kanatta görev buluyor. Ve artık üzerine sinmiş durumda o rozet. Yani bunları düşündüğümüzde Kalu becerikli bir oyuncu da olsa, beceriksiz bir oyuncu da olsa oyunu genişletebilen bir isim olması ve hızlı bir oyuncu olmasıyla kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir isim. Peki Fenerbahçe, yani Samuel Kalu'nun genel futbol geçmişine baktığımızda çok genç oyuncu bir defa. 97 doğumlu, 23 yaşında. Bir Gent'te bir Belçika kariyeri oluyor. Ondan evvel Slovakya'da bir kariyeri oluyor. Daha sonra Belçika'da bir kariyeri oluyor. En sonunda Bordeaux'a 21 yaşındayken 8,5 milyon euro gibi iyi bir bedelle transfer oluyor ve 10 numarayı veriyorlar. Şimdi bizim Türkiye'de 10 numara biraz daha değerli. Bunu kabul ediyorum ama mutlaka yabancı ülkelerde de 10 numaranın diğer formalara göre bir tık daha ağır olduğunu düşünüyorum ben. Ve 21 yaşındaki bir oyuncuya böyle bir formayı verebiliyorlar. Beklentileri olan bir oyuncu. Fakat genel olarak hem istatistiklerine baktığımızda hem çıktığı maç sayısına baktığımızda tam olarak beklenileni veremediğini hissediyorum ben. Bunun sebepleri nelerdir? Yani Samuel Kolu neden Fransa Ligi'nde tutunamadı tam olarak? Şöyle, öncelikle bir takım farkı var. Bordeaux'da oynuyor. Hani Bordeaux ligin kötü takımlarından biri değil. Beklentisi olan bir takım. Her zaman Avrupa'ya gitmek isteyen bir takım. Ve Bordeaux'da bir maç kötü oynarsınız, iki maç, üç maç kötü oynarsınız ama hani o forma sizde kalmayacak. Örneğin Süper Lig'de Kayserispor'un futbolcusu olsaydı, örneğin Pedro Henrique'nin yerinde olsaydı kötü oynasa da devam edecekti. Veya işte Fransa Ligi üzerinden örnek verelim. Daha alt takımlarda 15. 16. 12. olacak bir takımda oynasaydı, yani düzenli olarak oralarda kalmayı hedefleyen bir takımda oynamış olsaydı daha fazla forma giyebilirdi ama zaten Transfermarkt üzerinden de geçtiğimiz sezonuna baktığımızda hemen hemen 1300-1400 dakika süre aldığını, bunun da işte 20 maç 60'ar 65'er dakika olduğunu görüyoruz ki 40-45 maçlık bir periyottan bahsediyoruz minimum. Hani evet, bunun yarısını oynayabilmiş sadece. Evet. Tabii içinde taktiksel olarak oynamaması gereken durumlar da olabilir. Ancak genel olarak beklenileni veremediğinizde ki Bordeaux Fransa'da ortalamanın üzerinde bir takım, bir anda kesik yiyebiliyorsunuz. Ki bu da aslında, yani bunun sebepleri, Bordeaux'da sürekli oynayamamasının sebepleri, şimdi birazdan değineceğiz, Fenerbahçe için de aklımdaki soru işaretlerinden bazıları. Evet, anlıyorum. Bir de Kalu'da şöyle bir durum vardı. Yani Malcolm'un gittiği sene Kalu geldi Bordeaux'a. Yani Kalu'nun üzerinde de bir tık baskı vardı diye düşünüyorum ben. Çünkü Malcolm orada çok iyi işler başardı. Evet, Barça'da faydalı olamadı ama Barça yaptı.
parça yapmak kolay bir durum değil. Onun ayrıca üzerindeki 40 milyon euroya gitti yani. Ayrıca 40 milyon euroya gitti. Dediğin gibi 40 milyon euroya gitti. Ve hani onun orada olmayışı Kalun üzerine bir baskı yaptı. Yani bu baskıyı kaldıramadı demek doğru olur mu sence? Ya baskıyı kaldıramadı demek doğru olur tabii ki, neden olmasın. Zaten yayın içerisinde de sık sık değiniriz. Biz Futbol Akademi Scouting birimi olarak futbolcu raporlarımızı Futbol Association, yani İngiltere Futbol Federasyonu'nun belirlediği Four Corner modeli üzerinden yapıyoruz futbolcu analizlerimizi. Burada da bu dört köşemizden bir tanesi mental köşe. Hı hı. Hani bu mental olarak problemleri olan bir oyuncu olduğu zaten aşikar yani. Kalun'un Instagram hesabında bir 5 dakika gezinin, biraz egoist, biraz mızmız bir çocuk olduğunu hemen anlayacaksınız. Bir maçlarda hareketlerini falan takip edin. Hani bu şey değil, sahada takım için kendini vermiyor değil, yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama biraz egoist, biraz mızmız bir çocuk. 10 numara konusundan bahsettin. 10 numarayı alması onun için bir ekstra motivasyon olabilirdi. Ama işte bizde de bir şey lafı vardır ya, işte forma ağır geldi. Hani işte beklenti, hani forma ağır geldi demek istemiyorum. Çok klişe ve aslında altı boş bir laf. Ama işte beklenti yüksekti. O beklentiyi hemen karşılayamadı. Bunun işte saha içi sebepleri var karşılayamamasının. Bunlardan bir tanesi iyi şut yok Kalın'ın. Onu söyleyeyim. Ya tabii ki iyi şutları var. Ama şut yüzdesine baktığımızda, işte kullandığı şutlara baktığımızda genellikle etkisiz şutlar olduğunu görüyoruz. Özellikle topu ayağına aldığı zaman hücum bölgesinde sağ kanattan veya sol kanattan içeriye doğru kat ettiği zaman hemen rakibini topu sağına veya kendi sağına veya soluna dürterek, rakibi önündeyken birebir oynarken hemen bir şut çıkarma derdinde olduğunu görüyoruz Kalın. Bu da hem takımın hücumlarını bitiriyor, hem Kalın'ın çok fazla skor yapamamasını sağlıyor. Çünkü çok iyi bir şutör değil yani, dediğim gibi. Böyle olunca Bordeaux gibi bir takımda skor yapamazsanız, çok fazla sizden de beklenti oysa açıkçası tutunamazsınız ki zaten mükemmel bir savunma katkısı yok. Mükemmel bir sırtı dönük oyun. İşte örneğin bazı kanat oyuncuları vardır. Rakibi sırtına alır. Rakip beki özellikle. Çünkü beklerin sayısı biraz daha küçük olduğu için bu daha kolay olur. Örneğin Ryan Babel'in işte geçtiğimiz sezonki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlara baktığımızda genellikle rakip sağ bekleri sırtına alarak uzun topları indirdiğini gördük. Niye? Galatasaray topla çıkamıyordu. Babel'in böyle bir meziyeti vardı. Ve Galatasaray bunu kullanabildi. Yani tamam, sonrasında bir şey olmadı ama o futbolcunun bir özelliği, o futbolcunun sana bir katkısı. Zaten 23 yaşında size olarak da küçük bir futbolcu Samuel Kalou. Herhangi bir topla ilişkisi iyi olmadığı zaman herhangi bir iyi katkı veremiyor. Yani böyle bir problemi var. Ama işte Fenerbahçe için burada durum biraz daha farklı. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda hızlı bir kanat oyuncusu yok. Yani Geri Rodriguez dışında hiç hızlı bir kanat oyuncusu yok. İşte Deniz Türüç var, Sinan Gümüş var. Hani Mamet Yam bence bir forvet oyuncu. Daha böyle santrfor, merkeze yakın bir oyuncu. Hani oyunu sol kanattan iyice genişletebilecek veya sağ kanattan genişletebilecek bir oyuncu değil. Çizgiye çok fazla inmeyi tercih eden bir oyuncu değil. Aynı şekilde bahsettiğim gibi Deniz, Sinan, Ferdi, bunları hep içe kat eden oyuncular. Durum böyle olunca işte Rodriguez gibi, Samuel Kalou gibi ortalama oyuncular Fenerbahçe'de fark yaratabilecek konuma geliyorlar. Aslında yaratamayacak olsalar bile onlardan medet ummak zorunda kalıyorsunuz. Evet, anlıyorum. Samuel Kalou'da da ben de tam olarak aslında buraya değinmek istiyordum. Samuel Kalou'nun genel olarak da Fransa kariyerine baktığımızda skora çok fazla ne golden ne asist tarafından katkı sağlayamadığını görüyoruz. Yani hızlı bir oyuncu, çoğu futbolcudan hızlı olduğunu da söyledin. Adam eksiltmeyi de becerebilen bir oyuncu. Fakat ne son pası verebilmesi ne de son vuruşu yapabilmesi çok mümkün olmamış anladığım kadarıyla Fransa Ligi'nde. Şimdi bizde de malum sabeka Gökhan Gönül'ü aldık. Samuel Kalou da kanatları kullanmayı seven bir oyuncu. Çizgiye inmeyi seven bir oyuncu. Gökhan Gönül de seven bir oyuncu. Her ne kadar yaşı biraz daha ilerlemiş olsa da yine de bu özelliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Sence Samuel Kalou gelirse Fenerbahçe'ye Gökhan'la nasıl bir ikili sağlarlar? Yani Gökhan'la uyumları nasıl olur? Bir de Four Corner'dan bahsettin. Muhtemelen bazı izleyicilerimiz de bu sistemi bilmiyordur. Bu artıları eksilerine bahsederken de biraz daha Four Corner üzerinden, hani o zihinsel başlıklar üzerinden de biraz daha hangi taraflarına ağır bastığını, hangi taraflarına eksik geldiğini söylersen çok memnun olurum. Tabii öncelikle ben izleyiciler için Four Corner'ı özetleyeyim. Four Tabii. Corner, İngiltere Futbol Federasyonu'nun futbolcu raporlamalarında ki belirlediği bir metot, bir çizgi, bir yol. Four Corner, İngilizce
anlamıyla dört köşe demek arkadaşlar. Bu dört köşe de fiziksel, teknik, mental ve sosyal olarak dörde ayrılıyor. Zaten şeyimizi de, bu yayınımızı da bu dört köşe üzerinden biraz, yani dört köşeye en azından bakarak yapmaya çalışacağız. Gökhan Gönül'le uyumlarına gelecek olursak, işte Gökhan Dirar var Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunda. İkisi zaten, Dirar özünde hani sağ kanat oyuncusu. Aykut Kocaman onu Fenerbahçe'ye aldığında 4-4-2'nin sağında oynatmak için almıştı. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Evet. O da çizgiye inebilen bir oyuncu. Rakip çizgiye inebilen bir oyuncu. Gökhan zaten bu konuda hani yaşına kadar gelmiş olsa da Türkiye'de mimli bir oyuncu. Yani Gökhan hücum katkıları, Gökhan'ı sağ kanat bindirmeleri. Yani mimli demek doğru değil ama Gökhan'ın üzerinde artık bir rozet olmuş bu. Nam salmış artık bu konuda. Evet, nam salmış ki geçtiğimiz sezon hani 34 yaşında, 35 yaşındayken Beşiktaş'ta ya bence sezonun en iyi 2-3 oyuncusundan biriydi. Kesinlikle. Yani hala taze iki tane sağ beki var Fenerbahçe'nin. Bu oyuncuların Samer Kalı'yla uyumlarına gelecek olursak, şimdi çizgiyi kullanmayı seven iki bek, önlerinde içe doğru kat etmeyi seven, yani orta sahaya, sağ iç koridora, merkeze kat etmeyi seven bir sağ kanatla oynamayı isterler. Burada zaten Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü transfer etti. Çok doğru bir transfer. Kadroda aynı özellikleri olan bir Deniz Türüç var. Bu da çok yani en doğru profil. Deniz ne kadar Fenerbahçe seviyesinde görmesem de Sinan, Deniz benzer profilde oyuncular. Hani bu Sinan ve Deniz'den farklı olarak Kalu'nun katabileceği şu. Kalu da aynı şekilde orta sahaya kat edebiliyor. Örneğin Jadon Sancho'yu izlemişsinizdir bu sezon. 3-4-2-1 şeklinde veya 3-4-3 şeklinde oynadıkları çoğu maçta sağ kanat forvet şeklinde oynadı. Ancak sürekli orta sahaya deplase oldu ve sürekli hem rakip savunmanın eşleşmelerini bozdu hem de kendi sağ beki olan Eşref Hakimi'ye çok fazla alan açtı. Şimdi evet, bu oyunda orta sahaya, sağ ön çizgiye, ceza sahası içine koşu yapabilecek, deplase olabilecek bir oyuncu Kalu. Hani bu yönden hiçbir şekilde Gökhan Gönül'le sahada üst üste binmezler. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani herhangi bir problem yaşanmaz. Ancak birazdan geleceğimiz işte teknik problemler çıkabilir futbolcular arasında. Çünkü Kalu çok üst düzey becerikli bir oyuncu değil. En azından Fenerbahçe taraftarının bekleyeceği oyuncu değil. Yani Kalu'dan bir Vakayeme beklemeyin. Kalu'dan bir Edin Visca beklemeyin. Peki böyle söylediğinde, özür dilerim, belki sana da lafı vereceğim birazdan. Şimdi Samarkalı söylediğin kadarıyla teknik özellikleri çok üst planda olmayan bir oyuncu. Ben tabii yine Fenerbahçe'ye katkısı başlığı altında değerlendirdiğimde, Samarkalı sağ kanatta ilk 11'e çıktığımızda sence doğru tercih sol kanat için Ferdi Kadıoğlu mudur? Çünkü iki tarafta da düz çizgiye inen, teknik açıdan eksik olan oyuncular Fenerbahçe'nin uzun yıllardır süre gelen kanatlardan yeteri kadar gol katkısı alamama sorununun tekrar ön plana çıkmasına sebep olur mu sence? Şöyle, öncelikle Ferdi Kadıoğlu mudur dedin, doğru oyuncu. Ferdi çok yetenekli bir oyuncu. Ferdi demarke olduğu her an sahada fark yaratabilecek, gol atabilecek, gol pozisyona girebilecek bir oyuncu ki zaten Ferdi hani dakika başı gol oranında çok yüksek. Bir orta saha oyuncusuna göre, bir ofansif orta saha oyuncusuna göre de gayet iyi gol asist oranında. Ama şimdi Mamet, yapılan transferlere bakıyorum. İşte Zahavi geldi geliyor. İşte Ener Valencia geldi. Bunlar forvete takviye. Şimdi Mametyam var. Mametyam oturmak için alınmadı. Yani oturtmak için alınmadı. Mametyam da şu an Valencia'lı, Zahavi'li, arkası da dolu bunların. Allah yar, Frey, Mevlüt'lü. 5 tane santrforun ki Vedat'ın gideceğini öngörerek bunları söylüyorum. Bu santrforlu, bu kadar bol santrforlu yapıda ben Mametyam'ı muhtemelen Fenerbahçe'nin sol öne yazdığını düşünüyorum. Bu ki zaten şu an 4-2-3-1 veya 4-3-3 oynayacağını hayal ederek konuşuyoruz ama hani muhtemelen bence Mametyam Fenerbahçe'nin sol forveti olacaktır. Mametyam da skor olarak yeterli olacaktır Fenerbahçe'ye. Ceza sahasına çok giren bir oyuncu, zorlayan bir oyuncu. Solda da Mametyam oynarken sağda kalın oynaması aslında hiç şey değil. Fenerbahçe'yi üzecek bir konu değil. Çünkü Kalu hem orta sahaya deplase olabiliyor hem çizgiye gidebiliyor. Yani gayet Tiam'la da uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Ki Ferdi ile de aynı şekilde. Çünkü Ferdi orta sahaya daha çok gelmeyi seven, orta sahadan oyunu yönlendirmeyi seven veya işte ceza sahası çevresinde konumlanmayı seven bir oyuncu. Çok fazla çizgiye inen bir oyuncu değil. Durum böyle olunca Kalu'nun yetenekleri de daha çok ön plana çıkacaktır.
Peki ben, sözünü kesmiştim ben senin. Yok, hiç sorun değil. Ya peki ben kaloyla alakalı kafama takılan sorulardan biri de şu. Elimizde Geri Rodriguez var. Şu anda Geri Rodriguez de büyük ihtimal Olympiakos'a gideceği konuşuluyor. Elbette bir maaşı yüksek ama Geri Rodriguez'den hani biraz farkları bizim için öyle. Evet aslında Rodriguez sol kanat oyuncusu. Şutu Kalu'ya göre bence daha iyi. Kalu da etkili şutlar, sert şutlar çıkartıyor ama dediğin gibi şut, kaleyi bulma yüzdesi çok düşük bir oyuncu. Evet. Sol kanatta zaten olduğunda bal yapamayan ara oluyor. Sol kanatta oynadığı çoğu maçta. Yani Fransa'da bu şekilde oldu. Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam da bu şekildeydi. Sol kanatta çok verimli değildi. Sağ kanatta daha verimli bir oyuncuydu. Biz Geri Rodriguez'de de hep şunu dedik. Bitiriciliği yok, oyun zekası düşük dedik. Kalu Geri Rodriguez'den farklı olur mu? Yani Geri Rodriguez'in sağ kanatta oynayan hali mi olur? Yoksa Geri Rodriguez'den farklı işler yapar mı? Yani Geri Rodriguez de aslında Galatasaray'da oynarken sen de Galatasaray olarak hayran kaldığın bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. Yani o uyumu vesaire, Gomis'e olan uyumu, yani Gomis'i gol kralı yaptı desek yeridir. Ama biz de Vedat'ı gol kralı yapar diye biz umuyorduk. Olmadı. Kalu peki sağ kanada geçtiğinde Geri Rodriguez gibi etkisiz kalır mı? Yoksa farklı şeyler ummalı mıyız? Yani bu beklentileri biraz artırmalı mıyız? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya öncelikle Geri Rodriguez Galatasaray dönemi çok güzel bir asist oldu. Bunun sebebi de şu, Gomis harika bir bitiriciydi. Rakip evet. Savunmacıları omzuna veya sırtına alarak, yani resmen şey diyordu sağ kanadına, sen çizgiye in, yolla bana. Hani gerisi bende diyordu. Şimdi Fenerbahçe'de bu minvalde transfer yapıyor Eren Zahavi'ye. İşte siz Ali Can'la çok güzel değerlendirdiniz oyuncuyu. Ne kadar iyi bir bitirici olduğunu, ne kadar iyi bir golcü olduğunu. Şimdi Fenerbahçe'deki katkısına gelecek olursak da Kalu'nun Rodriguez'den çok fazla bir fark yaratacağını düşünmüyorum ekstra olarak. Senin dediğin gibi Rodriguez'in sağ kanatta oynayan hali olacak biraz açıkçası. Ama şöyle bir farkı var, Rodriguez'e göre çok daha hızlı. Ki Rodriguez aşırı hızlı bir oyuncu biliyoruz. Özellikle topla çok iyi kat edebiliyor. Ama ondan da hızlı. Yani fit olduğu zaman, sağlıklı olduğu zaman kesinlikle bunu göreceksiniz. Oynadığı ilk maçta göreceksiniz. İkinci maçta diyeceksiniz ya bu Onyekuru gibi bir çocuk. Hiçbir şekilde problem yaratmayacak. Ama işte dediğim gibi Fenerbahçe'ye katkısı neden yüksek olacak? Bu tartışılır. Şimdi Rodriguez'e göre belirli avantajları var. Daha genç bir oyuncu. Muhtemelen daha istekli bir oyuncu. Rodriguez 22 yaşında, 21 yaşındayken 8,5 milyon euro Fransa'ya transfer olmadı. Bu kadar yüksek profilli bir oyuncu hiçbir zaman değildi. Kalu muhtemelen bir hayal kırıklığı yaşıyor şu an. O yüzden ben Rodriguez'e göre çok daha istekli, çok daha azimli olacağını düşünüyorum. Bunun da Fenerbahçe sahada olumlu yansıyacağını düşünüyorum açıkçası Kalu özelinde. Ki bu sezonki Fenerbahçe, Rodriguez'in oynadığı Fenerbahçe'den çok daha iyi bir Fenerbahçe. Öncelikle onu söyleyelim. Ve hücum oyuncularının kendilerini sahada daha fazla verebilmeleri hep orta sahalara ve savunmalara bağlı benim futbol anlayışıma göre. Çünkü yani rebound alabildikçe, işte bir sahada 11 kişi ne kadar bir arada durabildikçe siz bir takımsınız ve o zaman hücum meziyetlerinizi sergileyebiliyorsunuz. Barcelona'da kötü hücumcular yok şu an. Evet. Barcelona'da çok rezil savunmacılar var. Bu yüzden Messi sıkıntı yaşıyor işte. Aynı şekilde 2018 Dünya Kupası. Bir yere kadar geliyorsun ama işte savunmada en iyi oyuncu Otamendi olunca finali kaybediyorsun. Şimdi Fenerbahçe orta sahayı çok güzel doldurdu. Mert Hakan, Sosa, yani görüyoruz transferleri. Gustavo kalabilir veya gidebilir. Harika bir oyuncu. Ozan var bu ligin ortalamasının üzerinde. Beklere bakıyoruz. Ligin en iyi 2-3 bekinden birini aldı Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezon Kaysara ile birlikte bence ligin en iyi 2 bekinden biriydi. Sağ bekinden biriydi Gökhan Gönül. Aynı şekilde sola Nova aldı ligin en iyi beklerinden. Böyle olunca iyi bir Fenerbahçe'de ortalama bir oyuncu beklenilenden fazlasını verebilir. Ama yine burada stoper transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin yakalayacağı ivme çok önemli. Hani Fenerbahçe ne kadar önde kalırsa, Fenerbahçe ne kadar oyunu ikinci bölgeye en azından yiyebilirse, Kalu'nun da meziyetleri o kadar ön plana çıkacaktır. Çünkü Kalu rakip bekleri, rakip stoperleri çok yorabilecek bir oyuncu. Yani Kalu'yu takip etmek gerçekten çok zor. Ve Kalu'nun şöyle bir farkı var. Şimdi Onyekuru'yu kafamızda canlandıralım. Genellikle önüne top alan, dikine koşu atan bir oyuncu. Yani topu aldığı zaman topla birlikte sıfırdan hızlanarak adam eksilten bir oyuncu değil Henry Onyekuru. Hani bunu görmedik hiçbir zaman. Şimdi
Kalu'nun farkı biraz da Bruma gibi, işte biraz da Edinvice gibi top ayağındayken sıfırdan bir anda hızlanıp bir anda çizgiye inebilmesi, bir anda orta sahaya gelebilmesi. Hani bunlar iyi bir Fenerbahçe'de kesinlikle ön plana çıkacaktır. Ve Zahavi gibi bir golcüye veya işte formda olursa Valencia gibi bir oyuncuya çok katkı sağlayacaktır. Evet, ben bu arada şeyi de çok seviyorum. Hızlı oyuncuları da futbol anlayışında çok seviyorum. Ve dediğin gibi yaşı genç. Hani Rodriguez'e ben kıyasladım. Bitireceği ikisinin de çok düşük. Ama yaşı genç. Salah da mesela bitireceği düşük olan hızlı bir oyuncuydu. Gol kralı oldu. Hakeza Sterling de öyle. Ya bunu hocalar üzerinde özel çalışıp bu tarz oyuncuları skorer yapınca benim çok hoşuma gidiyor. Ya umarım Kalu'da da aynı şeyi görebiliriz. Gerçi kiralık gelen bir oyuncuyu ne kadar üzerine eğilebiliriz bilmiyorum ama yani yaşı genç, bitiricilik gelişebilecek bir şey diye düşünüyorum. Biz bile evet, antrenman yaptığımızda şutlarımız gelişiyor yani. Hemen bir hafta düzenli şut antrenmanı yaptığımızda gelişiyor yani. Doğru, haklısın. Bir parantez açmak istiyorum o gelişim konusuna. Yani örneğin Onyekuru 2018 yazında geldi Galatasaray'a 18-19 sezonu için. Bir ilk yarıdaki Onyekuru'yu hatırlayın. Ya 2 golü ya 3 golü var. Evet. Hani çok etkisiz kaldı. Ezici bir oyuncuydu ya gerçekten. Ben bir Galatasaraylı olarak izlerken hiç tatmin olmuyordum. Ama ikinci yarı bitirmeyi daha çok öğrendi, geliştirdi. Yani öğrendi demek çok doğru değil. Bu çocuklar 15 yıldır yani 23 yaşında bu çocuk ama 15 yıldır futbol oynuyor zaten. 15 yıldır topa vuruyor. Ama büyük işte büyük arenalarda bunu yapmak, zor stoperlere karşı bunu yapmak, sert stoperlere karşı bunu yapmak biraz zor olabiliyor. Bu da işte ne kadar iyi bir takım olmana, ne kadar oyuncunun demarke kalabilmesine bağlı. Hani ikinci yarı Galatasaray geçtiğimiz sene, yani son sene değil bir önceki sene, 18-19 sezonunda ikinci yarı oyununu geliştirdi ve Onyekuru'nun parlamasını biz izledik. Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda evet iyi değildi. İki sezondur kötü, çok kötü Fenerbahçe. Ama bu sezon iyi bir oyunla eğer elinde kalırsa Rodriguez'i de veya işte alırsa Kalu'yu da çok parlatabilir. Çünkü iyi bir takım futbolcularını demarke vaziyete sokabiliyor. Yani burada anladığımız kadarıyla Samuel Kolo eğer zihinsel olarak Fenerbahçe'ye hazır gelirse, burada oynamaya istekli gelirse, henüz yaşı da çok genç ve potansiyeli olan bir oyuncu da potansiyelini burada gösterip biz bonservisini aldığımız takdirde önümüzdeki sezonlarda bize maddi açıdan da fayda sağlayabilecek bir oyuncu durumuna dönüşebilir. Ayrıca hani istekli olacağı, azimli olacağını konuşuyoruz. Kendisi sürekli işte özellikle son 1-2 yılda işte Türk spor medyasında ismini duyduğumuz bir menajerin oyuncusu. Bizim Davian'ın oyuncusu. Davian'ın Süper Lig'de çok oyuncusu var. Süper Lig'de Türk oyuncuları da var William Davian'ın. Bunlardan bir tanesi Galatasaraylı Emre Kılıç. Hani Davia onu buraya getiriyorsa eminim ki tekrardan parlatmak isteyecektir. Yani onu buraya gelsin yatsın işte 1,5-2 milyon euro neyse cebine atsın gitsin diye getirmeyecektir. Çünkü onun elindeki bir yatırımı, Davia'nın yatırımı ve Davia da oyuncusunu bildiği lige getiriyor. Ve eminim ki Kalun'un aklında Türkiye fikri varsa sonuna kadar çabalayacaktır Kalun. Evet, katılıyorum sana. Belki eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim şöyle bir şey var. Son olarak Kalu'yu bitirirken 4 kişi dedin. 4 kişiden hangisi artıları? Fizikseli ben artısı olarak anladım. Bu diğer kalan üçünden hangisi eksisi ya da hangisi artısı? Onu öyle o şekilde bitirebiliriz bence yayını. Tabii. Ya şöyle aslında örneğin bir fizikseli artı işte tekniğe eksi yazmak direkt doğru değil. Ama yine biraz üstten geçelim. Üstten bakalım evet. Dört köşeye. Fiziksel olarak hızlı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hızı, oyun genişletmeyi, presi sağlayabilecek bir oyuncu. Hı-hı. Ayrıca geçtiğimiz sezonun başındaki bir hazırlık maçında Galatasaray'a karşı kendisi de yeni transfer olmuştu Bordo'ya. Bir kafa golü attı. Sağ kanattan içeri orta yapıldı ve Galatasaray savunmacı kim hatırlamıyorum tam. Galatasaray savunmacının üzerinden çıktı ve kafayı vurdu. Yani o 21 yaşında bir 1.75'lik bir oyuncu için çok iyi bir sıçramaydı. Hani böyle bir özelliği de var fiziksel olarak. Bunu eklemek istedim. Teknik olarak aslında dribbling hem teknik hem fiziksel ikisinin biraz karışımı. Aynen. Bu ikisinin bir grileştiği bir alandır dribbling. Dribbling olarak zaten Süper Lig'in göreceği en yetenekli oyunculardan bir tanesi olacak. Hatta geldiğinde hep şunu duyacağız işte. Eğer iyi performans veremezse çok fazla işte pişmesi lazım lafını duyacağız. Niye pişmesi lazım? Çünkü bir şey görecek herkes onda. Herkes onda o adam eksiltmeyi görecek. Aynı anda 3-4 oyuncuyu eksiltebileceğini görecek ki dün
Bordo'nun yerel gazetesinde Gasset, hocaların ismi Gasset yanlış hatırlamıyorsam, bir röportaj verdi. Bu röportajda neden Kalu'yu ilk 11 oynatmadıklarını sorduğunda aynı anda 3-4 oyuncu eksiltebilen, uzun driplingler atan bir oyuncu ve bunu sahada bir maç içerisinde 5-6 defa yapan bir oyuncu. Bu oyuncunun şu an benzinde olduğu değil. Ben bunu 90 dakika oynatmam dedi. Baktığımızda bu zaten kendi teknik direktörünün futbolcu üzerindeki özetlemesine baktığımızda Fenerbahçe'nin direkt ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu görüyoruz teknik olarak da. Ama teknik olarak belli defoları var. İşte iyi bir bitirici değil. Evet. Bitirir, güzel goller atar, jeneriklik gol atar. İki tane oyuncu çalımlar, sağa çeker, topu sağa doğru dürter, plase vurur, gol olur. Ama özellikle top işte sağdan veya işte ceza sahasından geriye doğru geldiğinde, gelişine topa vurduğu zaman çok kötü sonuçlar alıyor. En azından geçtiğimiz sezonlarda öyle oldu. Örneğin Fegüli'nin Rize Spor maçındaki, Bursa Spor maçındaki gollerini hatırlarız. Top sol kanattan ortaya doğru, sağ kanada doğru hareket ediyor. Fegüli hareketle topa vuruyor ve gol. Bunu çok gördük. Şimdi bunu görmeyeceğiz yani, onu söyleyeyim. Bunu muhtemelen bu sene pek fazla göremeyeceğiz Kalu için. Ama dediğim gibi teknik olarak da çok iyi adam eksiltebilen bir oyuncu. Mental olarak problemleri olan bir aslında çocuğa benziyor. Mızmız bir çocuğa benziyor. Biraz da Instagram'ına baktığımızda böyle altın kaplamalı koltuklarda verilmiş pozları var. Emre i̇şte Menike. Evet evet, biraz Emenike, biraz Cagne modları var ama dediğim gibi Emenike, Cagne işte bunlar 30 yaşına yakın oyuncular. 30'larındaki olan oyuncular yani, veya 30'a yaklaşan oyuncular. Kalu çok daha çok genç ve çok iyi bir menajeri var. Ben menajerinin onu herhangi bir şekilde psikolojik olarak, mental olarak eksik bırakacağını, onu açıkçası benzinsiz bırakacağını düşünmüyorum. Onun her zaman çabalamak için bir sebebi olacak. Ve sosyal köşeye gelelim. Yani saha içinde her zaman takım arkadaşları için çabalayan bir oyuncu. Takım arkadaşları rakiple kavga ederken, takım arkadaşları hakemle kavga ederken gamsız gamsız yürüyen bir oyuncu değil. Fenerbahçe taraftarının bayıldığı bir şey bu. Yani futbolun aslında, yani futbol bir okyanusla bu içindeki bir kum tanesi aslında. Ama bizim işte Türk taraftarlarının çok hoşuna giden bir şey. Takım için mücadele eden, savaşan oyuncu. Hani kendisi kırılmadığı sürece, kendisine karşı bir haksızlık yapılmadığı sürece takım için çabalayacaktır. Ki zaten bu seneki Fenerbahçe'de de artık bir şampiyonluk ihtiyacından kaynaklı bir ekstra motivasyon var. Ben de gelecek her oyuncunun Fenerbahçe'ye ellerinden geldiğinin fazlasını katacağımı düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok detaylı bir Samuel Kalu analizi oldu. Yani biz gerçekten yayını çok detaylı bulduk. Umarım izleyicilerimiz de öyle bulur. Eğer ikinizin de ekleyeceği bir şey yoksa yavaştan yayını kapatıyorum ben. Ben geldiğin için teşekkür ediyorum. Tekrardan ağzına sağlık. Ben de son kez sizin huzurunuzda izleyicilere teşekkür ediyorum. İlk yayınımda bu, işte Can ve Berkay'a, bütün yakın markaj ailesine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ve Futbol Akademi Scouting biriminin de temsil ettiğimi farkındayım. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Sarp'a tekrardan çok teşekkür ederim. Gerçekten Futbol Akademi Scouting'in üyesi ve çok detaylı bir analiz verdi Samuel Kalu ile ilgili. Umarım önümüzdeki yayınlarda da Sarp'ı veya Futbol Akademi Scouting'den de farklı arkadaşlar aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyarız. Evet, bugün Samuel Fenerbahçe'ye potansiyel transferi konuşulan sağ forvet, sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda yine Fenerbahçe'ye transferi olabilecek oyuncuların analizlerini çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere.